Merhaba arkadaşlar. Sağlık hizmetlerinde araştırma ve değerlendirme dersinin ders tanıtımını gerçekleştireceğim. Bu derste neler öğreneceksiniz? Hangi üniteleri göreceğiz? Konularımız neler olacak? Birazcık da bunlardan bahsedeceğim. Bir kere sağlık hizmetlerinde değerlendirme ve araştırma nedir? Neden önemlidir? Ve neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Öncelikle bunu açıklamakta fayda var. Diğer mesleklere ek olarak yürütülen bir iş olmaktan artık çıkmıştır sağlık yöneticiliği. Bağımsız ve hakkında tam süre çalışmayı gerektiren bir meslek haline gelmiştir. Bu noktada sağlık yöneticiliğini geliştirilmek için bilimsel yöntemlerle yapılmış araştırmalardan elde edilen kanıtlara ulaşabilmek, kullanabilmek, hatta gerektiğinde kanıt üretmek için araştırmalar planlayıp değerlendirmeler yapabilmek gerekmekte. Bu ders sağlık yönetim Öğrencilerinin kanıta dayalı yönetim anlayışı doğrultusunda ihtiyacı olan araştırma, bilgi ve becerileri kazanmaları amacıyla hazırlanmış bir ders. Peki nasıl ünitelerimiz var, neler öğreneceğiz? Arzu ederseniz bunları da tek tek gözden geçirelim. Dersimiz 8 adet üniteden oluşmakta. Ünite 1'de kanıta dayalı yönetimden bahsedeceğim sizlere. Sağlık hizmetlerinin yönetim açısından önemli özelliklerini saymak, sağlık yönetimi için kanıtın ne anlama geldiğini tanımlamak, veri, enformasyon ve bilgi arasındaki farkı açıklamak, bilgi elde etmede başlıca kaynakları saymak ve bu kaynaklar arasındaki farkları açıklamak, kanıt elde etmek için de sağlık enformasyon sistemleriyle amaca yönelik araştırmaların neden gerekli olduğunu açıklamak bu ünitenin amaçları arasında yer almakta. İkinci ünitemizde yönetim epidemiolojisinden bahsedeceğim sizlere. Epidemioloji nedir? Yönetim epidemioloji nedir? Bu kavramları tanımlamak, sağlığın belirleyicilerini açıklamak, sağlık ölçütleri nedir? Nasıl hesaplanırlar? Bunları açıklamak, nedensellik kavramını anlatmak, sağlık hizmetlerinde ihtiyaç belirleme ve planlama süreçlerini tanımlamak bu ünitemizin amaçları arasında yer almakta. Üçüncü ünitemizde araştırma türlerini öğreneceğiz. Araştırma ve araştırma tasarımı nedir? Nasıl yapılır? Araştırma tasarımının bilimsel araştırmadaki rolü nedir? Ve farklı araştırma tasarımlarını karşılaştırmalı olarak açıklamak bu ünitenin amaçları arasında yer almakta. Dördüncü ünitemizde araştırma planlamayı öğreneceğiz. Bilimsel araştırmanın aşamaları nelerdir? Değişkenler, ölçekler, veri türleri nelerdir? Veri toplama yöntemleri ve bu yöntemlerin güçlü, zayıf yönleri Anket hazırlamada kullanılan soru türleri arasındaki farklar nedir? Geçerlilik, güvenilirlik, tutarlılık kavramları tanımlayacağız ve türlerini açıklayacağız bu ünitede. Beşinci ünitemizde örnek ve örnekleme yöntemlerine değineceğiz. Evren nedir? Örnek nedir? Örnekleme kavramları nelerdir? Olasılıklı olasılıksız örnekleme yöntemleri ve bu yöntemler arasındaki farklar nedir? Örnekleme yöntemlerinin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Kesitsel araştırmalarda örnek büyüklüğü hesabı yapabileceğiz ve veri toplanamadığı, eksik veri toplandığı durumda neler yapmamız gerekiyor? Bunları açıklayacağız. Altıncı ünitemizde bilimsel bir araştırmanın verilerinin ne şekilde elde edilip tasarlanabileceği ve özetlenebileceği açıklanacak. Bilimsel araştırma verilerin analiz edilmesi ve bu sırada dikkat etmemiz gerekenler neler? Bilimsel bir yayında araştırmacıların ileri sürdüğü bulgu ve kanıtlar nasıl açıklanır? Bilimsel çalışmalarda sunulan kanıtların tartışılabilecek noktaları. Yine analiz yöntemi, elde ediliş şekli, yanılgılar ve şans ile açıklanacak. Yine verilerin özetlenmesi, sunumu ve analizi ile ilgili daha fazla bilgi ve beceri ihtiyaç duyduğunuzda da doğru kaynaklara nasıl ulaşabileceksiniz bunlar açıklanacak arkadaşlar. Yedinci yöntemimizde sağlık hizmetlerinde kalite kavramı, kullanım ölçütleri ve sağlık düzeyi göstergelerine değineceğiz. E, kalite ilkeleri nelerdir? Kalite ölçümünde Hangi kalite araçları kullanılır? Nasıl kullanılırlar? Sağlık hizmetlerinde sağlık göstergelerinin önemi nedir? Ve sağlık hizmet kalitesini artırmak için sağlık göstergeleri nasıl karşılaştırılır? Bunlara değineceğiz. Sekizinci ve son ünitemizde sağlık araştırmalarında raporlama anlatılacak sağlık araştırmalarının karar süreçlerinde ve uygulama alanında kullanılması tanımlanacak. Araştırma sonuçlarının duyurulması ve yaygınlaştırılması stratejisiyle yaygınlaştırılmada kullanılan araçların işlevleri açıklanacak. Ve bir araştırma sonunda hazırlanması gereken araştırma raporunu yapılandırmak nasıl olabilir? Ne şekilde olmalıdır? Bunlar araştırılacak arkadaşlar. Genel hatlarıyla ünitelerimiz, bahsedeceğimiz konular e, bunlar. E, fakat tabii ki Sadece bunlar yeterli değil. E-kampüs sistemini aktif olarak kullanmanız, e-seminer derslerine katılmanız, ders kitabınızı takip etmeniz tabii ki oldukça önemli. Ancak bu şekilde aktif bir öğrenim sağlamış olacaksınız arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.